Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Milli Muharip Uçak Kaan dün, yani tarihler 6 Mayıs 2024'ü gösterirken ikinci test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Bu uçuş TUSAŞ'ın ana merkezi Ankara'daki tesislerinde yapıldı. Uçuşa Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün katıldı ve bu uçuşla birlikte de Kaan'ın test programı ilerlemeye başladı. Gelin isterseniz bu videomuzda ikinci test uçuşunda neler yapıldığı, hangi sistemler ve neler test edildi birlikte bakalım. Aslında ben bu videoyu dün çekmiştim ama yaşanan teknik problemler sonrasında videonun aktarımını ve montajını yapamadım. Bu sabah tekrar bir video hazırladım. Birçok izleyicim ve takipçim de soruyor. Bu videoda bu ikinci uçuşla ilgili benim yaşadığım teknik arızadan sonra yapılan daha yeni bir video. Aman teknik arıza TUSAŞ ekibinin başına gelmesin, program sıkıntısız, sorunsuz bir şekilde ilerlesin diyoruz. Sabah saatlerinde Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün TUSAŞ tesislerine geldi. Ekiple birlikte briefing gerçekleştirdi ve arkasından sabah erken saatler için planlanan Milli Muharip Uçak Kaan'ın ikinci test uçuşu için çalışmalar başladı. Hatırlayacaksınız, 21 Şubat'ta yapılan ilk test uçuşunu Barbaros Demirbaş gerçekleştirmişti. Bu uçuşa da Gökhan Bayrakoğlu katıldı. İki test pilotu var Milli Muharip Uçak Programı'nın. Biri Barbaros Demirbaş, diğeri de Gökhan Bayrakoğlu. Daha önceden hatırlayacaksınız, Barbaros Demirbaş'la uçak geçen yıl Mayıs ayında taksi testleri yapılıp kamuoyuna tanıtılırken uçakla ilgili sorularımızı sormuştuk. Bize de gayet iştenlikle yanıtlamıştı. Gökhan Bayrakoğlu'nun da 2 yıl evvel İDEF fuarında yaptığım bir çekimden hatırlayacaksınız. O çekimde de kendisine kurulan özel simülatörle Milli Muharip Uçak Kaan'la dogfight yapmıştık kendisi. İki çok değerli test pilotu, bu programın ana yüklenici, yani gökyüzündeki riskleri alıp uçuran çok değerli iki pilotumuz. Bu açıdan da İlk uçuşun Barbaros Demirbaş tarafından yapılmasının arkasından Gökhan Bayrakoğlu da Milli Muharip Uçak Kaan'ı gökyüzüne tanıştırmış oldu. Kendisi açısından da çok çok önemli bir uçuştu. Şimdi tabii biz burada sadece pilotu görsek de arkasında tasarlayan, üretime katılan bu tür yan sistemleriyle birlikte yüzlerce, hatta binlerce mühendis var. Bir de tabii teknik ekip var. Üreten, bunları uçağa koyan, gerçekten çok büyük emek sarf eden, onların da tabii gözleri, yürekleri Kaan'la birlikteydi. Uçak motorlarını çalıştırdı yapılan kontrollerin arkasından. Ardından taksiye başladı ve Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nın pistinden oldukça yumuşak bir şekilde havalandı. İlk uçuşla birlikte Kaan yumuşak bir şekilde, çok da istikrarlı bir şekilde kalkışını gerçekleştirdi. Bu kalkış sırasında bizlerin gözleri yatay stabilizeye takıldı. Yatay stabilize uçağın irtifa almasını veya irtifa vermesini, burun yukarı burun aşağıya kumandasını sağlayan bir kumanda yüzeyi, önemli bir yüzey. Ve bu kumanda yüzeyi ilk uçuş sırasında oldukça fazla hareket etmişti. Tabii bunun nedeni de Barbaros Demirbaş açıklamıştı. Hatırlıyorsunuz, o röportajı da yayınlamıştım sizlerle. Uçuş bilgisayarı uçak ilk defa havayla tanışıyor. Tekerleklerini yerden kesiyor. Bu kesiş sırasında uçağın açısının tutturulması için bilgisayar sistemi özel kumandalar veriyor. Bu tabii ilkinde büyük gelebilir ama ilerleyen dönemlerde bu hareketlerin oldukça küçüleceği ifade edilmişti ve biz de bunu ikinci uçuşta gördük. Öyle yatay stabilize çok fazla hareket etmedi ama uçak çok istikrarlı bir şekilde tırmanışına başladı. İlk uçuşta da gayet istikrarlı, böyle bir burun aşağı burun yukarı çok hareket etmeden çok başarılı bir kalkış gerçekleşmişti. Uçak havalandıktan sonra Kaan'ın yanında çift kişilik bir F-16D uçağı geldi ve bu uçak gözlemlemeye başladı uçağın yaptığı hareketleri. Kalkış sonrasında geniş bir patern çizildi. Bu patern sırasında Kaan'ın uçuş kumanda sistemleri, yani düz uçuşu, dönüşleri, biraz irtifa alması, ki bu uçuş sırasında uçak 10.000 feet, yani yaklaşık deniz seviyesinden 3.300 metreye kadar yükseldi. Buna bakıldı ve uçağın da limiti, uçuş limiti 230 knotla tutuldu. 230 knotla yaklaşık saatte 536 kilometreye tekabül ediyor. Şimdi niye daha hızlanmadı gibi bir soru aklınıza gelebilir. Daha hızlandığı zaman uçak düz uçuş
normuna ve yani gerçek uçuş normuna geçiyor. Ne yapılması lazım? İniş takımlarının toplanması lazım. Daha da hızlanması lazım. İki tane dev F-110 tipi motor var uçak üzerinde. Uçak çok daha hızlı uçabilir. Ses hızını rahatlıkla açabilir ama bunlar aşama aşama yaşanacak. Önce minimum süratlerde tutulacak. Yani uçağın havada tutunması, düz uçuşu, stabilitesi test edilecek. Zaten yandaki F-16'nın çekimlerinden de görüyoruz. Uçak inanılmaz stabil bir şekilde uçuyor. Genel böyle bir havacılıkta meydanın etrafında dönüş yapılıp meydan turu tamamlandıktan sonra Kaan son yaklaşmaya girdi. İrtifa kaybederek yavaş yavaş tatlı bir alçalmayla burnu böyle yukarıda yaklaşmasına girdi ve çok istikrarlı aynı ilk uçuşta olduğu gibi pisti karşıladı ve ana iniş takımlarını pistin üzerine koydu. Arkasından paraşüt sistemi açıldı. Paraşüt uçağın kısa süre içerisinde yavaşlamasını sağlıyor. Paraşüt açıldı ve bir süre daha uçak ana iniş takımlarının üzerine gittikten sonra yavaş yavaş sürati düşüp ön burun iniş takımı piste temas etti ve arkasından da çok böyle büyük bir frenleme, zorlama hiç uçak üzerinde görülmeden ilk uçuş tamamlandı, pisti terk etti. Arkasından da tabii test pilotunun ailesi de vardı. Onlarla işte kucaklaşmalar, savunma sanayi başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün'le tebrikleri geldi ve tabii ki bir havacılık ritüeli gerçekleştirildi. Bu havacılık ritüelinde Barbaros Demirbaş ve Gökhan Bayrakoğlu Arozöz'ün o sıktığı tazikli suyla ıslatıldı. Böyle bir ıslatma geleneği havacılıkta vardır. İlk yalnız uçuşlar, bu özel test uçuşlarının bir nevi kutlamasıdır bunlar. Evet, benim için de çok güzel bir duygu oldu. Barbaros hocam ilk sortiyi uçtuktan sonra beklemeye başlamıştık ikinci sorti için. Hazırlıklarımızı tamamladık. Biliyorsunuz Kaan ne zaman uçmak isterse biz o zaman uçuyoruz. O yüzden Kaan da bize yardımcı oldu. Bütün sistemlerde hiçbir problem yaşamadan uçuşumuzu gerçekleştirdik. Çok güzel bir uçuştu. İlk uçuştan aldığımız bazı veriler vardı. Onları uyguladık. O verilerin düzeltmesini yaptıktan sonra yine çok stabil bir uçuş oldu. Hayırlı uğurlu olsun vatana millete. Evet, heyecanlıyız. Aynı zamanda gururluyuz. Türk havacılık tarihinin, Türk savunma tarihinin önemli günlerinden bir tanesine daha şahitlik ettik. İnsanlı savaş uçağımız bugün ikinci uçuşunu yaptı. İlk uçuşunu 21 Şubat'ta tamamlamıştı. İlk uçuşta planlanan, uçuş öncesi planlanan uçuşu başarıyla gerçekleştirmişti. Bugün yine o ilk uçuşta ilk uçuş sonrası elde edilen veriler değerlendirildikten, analiz edildikten sonra ikinci uçuş hazırlıkları tamamladıktan sonra bu sabah da ikinci uçuşumuzu gerçekleştirdik. Yine ilk uçuş gibi çok başarılı bir uçuş oldu. Bu uçuşta da alınan veriler tüm ekip tarafından değerlendirilecek ve sonraki uçuşlar hazırlıkları devam edecek. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Emeği geçen tüm çalışanlarımıza, mühendislerimize, pilotlarımıza, test pilotlarımıza teşekkür ediyoruz. Milletimize hayırlı uğurlu olsun. Uçağa baktığımız zaman dış görünüş olarak en büyük fark yeni boyaması oldu. Bu boyamayla birlikte hatırlayacaksınız ilk uçuşta bazı parçalar astar renkleri üzerinde korunarak uçak üzerine yerleştirilmişti. Yani ilk uçuşlarda bu tür durumlar meydana geliyor. Yani her şey yetişmeyebiliyor. Bazı şeyleri zamanında götürmek lazım veya son dakika bir değişiklik olabiliyor. O parça değişik, yenisi gelebiliyor. Boyanacak vakit olmuyor. Burada Kaan'ın yeni boyamasını üzerinde görmüş olduk. O bütün parçalar boyandı. Uçağın radomu farklı renk. Ön gövde daha açık bir renk. Arkasından biraz daha dijitale gelen bir kamuflaj. Ve tabii ki Kaan logosu uçağın üzerine dikkat çekti. İniş takımları, ana iniş takımları özellikle beyaz ana parçanın arkasında sarı konmuş bazı parçalar vardı. Ve baktığımız zaman uçağın zeminin altında muhtemel tahminimce daha iniş takım kapakları takılmamış durumda uçağa. Bu da muhtemel ilerleyen dönem içerisinde konacak ve arkasından da testler devam edecek. Böyle bir ilk başta ilk kanepinin hemen arkasında bir anten gibi bir şey takılmış gibi bir görüntü vardı ama daha sonra ilk test uçuşuyla birlikte tekrar baktığım zaman bu takılan antenin ilk uçuşta da olduğunu görmüş oldum. Ama sonuçta göz bakışı itibariyle gayet stabil bir uçak, gayet
uçuş kumandaları oldukça istikrarlı, böyle güzel bir uçuş gerçekleştirdi. Ben açıkçası o burnu yukarıda yaklaşmasını çok istikrarlı bulurken, bunu da çift motorlu ve heybeti açısından da F-4 savaş uçağına benzettiğimi de sizlere belirtmemde fayda var. Tabii bu test uçuşları sırasında uçağın üzerinde binlerce parametreyi takip eden, bunları yerdeki telemetri kontrol merkezine ileten özel alıcılar var, sistemler var uçağın üzerinde. Ve buradan işte titreşimden, yağın, motordaki yağın sıcaklığına, alınan sürat ölçümleri gibi binlerce bilgi yere doğru iniyor, analiz ediliyor. Neler yapıldı, yerde hesaplar neydi, havada buna kadarı karşılaştı ve böyle aşama 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 Kaan uçuşlarına devam edecek. Bir de tabii kamuoyunda çok karıştırılan bir konu var. Kaan'ın ilk etapta TUSAŞ belirli bir sayıda, bu 9 olarak ifade edilmişti, test uçağı üretecek. Prototip deniyor bunlara. Bunlar Amerika'dan gelecek General Electric imalatı, bizim F-16'larda da kullanılan F-110 GE-129 serisi motorlar, çift motorlu uçaklar. Test aşamalarının 2028'e kadar tamamlanması planlanıyor. Halen ikinci ve üçüncü prototip Kaanlar TUSAŞ'ın üretim hattında. Sonrasında da 2028'de hedef Blok 1 olarak adlandırılan, yani GE'nin verdiği F-110, F-16 motorlu uçakların Türk Hava Kuvvetleri'ne teslimatının başlanması. 2028 için TUSAŞ'ın hedefi 20 uçağı Türk Hava Kuvvetleri'ne verebilmek. 2029'da da ikinci partide 20 uçak gelecek. Toplam 40'a ulaşacak. Sonrasında Blok 2'ye geçiliyor. Blok 2'de özgün motor hedefleniyor. Biliyorsunuz F-110 motoru 4. nesil bir savaş uçağı motoru. Bu yeni geliştirilecek TR Motor organizasyonunda tasarımı yapılan motorla birlikte uçağı 5. nesle taşıyacak. Yani bu uçağın aynı zamanda termal olarak da daha az görülmesini sağlayacak. Aynı F-35'i 5. nesle taşıyan o motor gibi bir motor imalatı hedefleniyor. TUSAŞ'ın sadece buradaki planı 5. nesille kapatmak değil, arkasından 6. nesil. 6. nesil uçağın basit özellikleri nedir? Yanındaki insansız sistemlerle birlikte görev yapabilen. Nedir bu insansız sistemler? Jet performansı sağlayan Baykar'ın Kızıl Elması. Hemen onun yanında TUSAŞ'ın Anka 3'ü gibi tasarımlarla birlikte beraber görev yapabilen, pilotun onları yeni görevlere yönlendirebildiği böyle bir 6. nesil uçak. Tabi 6. neslin bir başka özelliği hem insanlı hem de insansız olarak görev yapabilmesi. Evet, ikinci uçuşla birlikte oldukça heyecanlandık. O güzel görüntüleri görünce de o stabil uçuşu açıkçası Kaan maşallah diyelim, şöyle bir nazar boncuğu da üzerinde ve gönlümüzde olsun, nazar değmesin. Bu istikrarlı uçuşu devam etsin. Ama tabii ki çok önemli bir aşamaydı birinci uçuş. İkinci uçuş da aynı şekilde, ama daha gidilecek çok çok yol var. TUSAŞ'ın mühendislerine, teknisyenine, yöneticilerine, herkese kolay gelsin. Tabii bunun çok önemli bir paydaşı da projenin sahibi olan Savunma Sanayi Başkanlığı ve sonrasında da kullanacak olan Türk Hava Kuvvetleri, SSB'nin ve Türk Hava Kuvvetleri'nin ekipleri de bu projede elleri üzerinde adeta titriyorlar ve Kaan'ın istenilen şartları yakalaması açısından ve üzerine çıkması açısından da onlar da büyük çaba gösteriyorlar. Evet, umarım daha çok uçar, daha çok program yaparız. Kaan'ın ikinci uçuşundan bilgiler şu anlık bu kadar. Bir sonraki programda görüşmek üzere derken lütfen sorularınızı yorum olarak yazın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir de tabii abone olursanız benim açımdan, kanalın büyümesi açısından çok çok önemli. Ki bu video daha çok insana ulaşsın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.